sizlerle. Allah düşüyorum. Allah anne, Allah ne yapıyorsun? Bugün sorun yok. Sizlerle beraber iftarımızı arabada içiyoruz. Neden iftarımızı arabada yapıyoruz? Çünkü siz çok istemişsiniz. Annem söyledi. Ben çok yorumlara bakamıyorum arkadaşlar. Dedi ki arkadaşlar böyle böyle çok istiyor dedi. E ben de dedim tamam. Arabada iftar videosu istemiştiniz. Biz de Zeynep'le bugün bir baş başa kaldık. Babası bir yere iftara davetliydi. Dedik ki bu sırada hazır baş başa kalmışken Zeynep'le istek videomuzu gerçekleştirelim. Ve arabada iftar açalım dedik. Ama nasıl açacağız bilmiyorum. Geçen seneler Zeynep biraz daha küçüktü. Sayıyordu. Artık bayağı zorlanıyor. Zeynep'ciğim şey yapacağız. Şunları yatıracağız. Biliyorum. Koltukları yatır. Tamam. Bak çabuk çabuk yatır. Bakalım iftarda ne yapacağız? Zeynep'le henüz kesinleştirmedik ama bir tane menüsü kesin değil mi Zeynep? Lazanya istedi Zeynep. Yanında başka bir şey gerek var mı? Bence gerek yok ya. Ya bilmiyorum. Bu arada ben de hayatımda ilk defa yapacağım lazanyayı. Yani güzel olur, kötü olur, tarifi doğru olur, yanlış olur. O yüzden bana uymayın. Eğer güzel olursa söylerim. Aa, böyle böyle güzel olmuş. Siz de yapabilirsiniz derim. O zaman yapabilirsiniz. Tamam bakalım. Evet, şimdi biraz genişlettik. Ah. Zeynep. Şimdi bir oluru var gibi. Sen şimdi şöyle çökersin şuraya. Evet ben zaten zor sığıyordum. Gene tamam zor sığacağım. Sen şuraya çökersin. Ya sığıyorum da belim ağrıyordu. Tam dik oturamıyordum. Ben de şuraya çökerim. Şurada orada ne işin var havada? Orada mı yiyeceksin? Hom. Arabamız da yağmur serpmişti. Akşam çok kirli. Şey kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Yağmur serpmiş ve oruçta ilgilenemedik arabamızla. Dışı kirli. Bir şey olmaz. Böyle bir yerin bizi dışı ilgilendirmiyor. İçi ilgilendiriyor. Evet. Zeynep'ciğim hadi hazırlığımıza başlayalım. Oo. Kız çabuk iftara yemek yetişmeyecek. Lazanya yapacağım diyorsun daha. Aman dur çıkar beni. Haydi. Çıkar beni. Tut elimi. Tut elimi. Tut elimi. Allah Zeynep yavaş. Sofra bezlerini serelim ben getirdim. Ne hatta benim? Benim bagajımda bir sürü eşya vardı. Onları çıkardım. Şöyle zincirim vardı. Türk bayrağı. Yangın tüpü vardı. Türk bayrağı. Evet bu da bizim şey camın önüne koyuyoruz güneşte. Evet Zeynep'ciğim sofra bezlerini serebilirsin buraya. Serebilirim. Evet serebilirsin çünkü ben çekim yapıyorum. En zor iş bende. Şimdi hem buraya ser hem oraya ser. Bir yere böyle kalınca ser. Ha şuraya serelim mi önce bak. Oraya yemekleri koyalım. Bence biz aşağı oturalım. Yemekleri oraya koyalım Zeynep. Allah serdim 10 numara 5 tamam yıldız oldu. Bence çok güzel oldu. Tamam. Tamam sofra bezlerini serdik. Şimdi içeride hazırlıklara girelim. Hadi orada kıyma var ya pişti. Çabuk çabuk. Yani ölüyor. Koş koş. Çok oldu. Ne oldu? Karabiber çok oldu. Karabiber çok oldu. Ne yapıyorsun ki? Şimdi bu arkadaşlarımız biri. Şimdi bir ara şöyle şu ünlü olmuştu. Havuç değil mi o? Aynen havuçları rendeliyorlar. Üstüne yağ, üstüne karabiber. Limon katıyorlar. Böyle yiyorlar, karıştırıp yiyorlar. Güzel oluyor diye. Güzel oluyor diyorlardı. Ben bir kere denemiştim, sevmiştim. Şimdi bir daha yapayım dedim bari. Ben bilmiyorum. Bunu nerede yiyormuşlar? Limon burada var hayatım. Nerede? Limon sıkıyorsun. Yani bir nevi sade havuç salatası gibi bir şey mi oluyor? Aynen öyle. Bir başka bir şey katmıyor musun? Yok. Limon, tuz, karabiber. Aynen öyle. Hadi bakalım. Limonunu da sık. Bu arada lazanyanın içi hazır değil mi? Arkadaşlar ben dondurucuya soğanlı, biberli, salçalı, pişmiş kıyma koymuştum. Lazanyanın içi de bu şekilde yapılıyormuş diye bir tariften gördü Zeynep. Şimdi onları şöyle hafif su döktük, kaynattık. Zeynep'in yufkaları da hazır değil mi? Lavaşları. Aynen. Lavaşları bunun içine batıracak, üstüne kıymaları i̇şte dökecek. Evet, lazanya olacakmış. Şunu söyleyecektim. Belki bu lavaşta olmayabilir. Söylediğim gibi ben de ilk defa yapıyorum. Olmaz olur bilemem artık. O yüzden olmazsa da yapacak bir şey yok. Evde bu lavaş vardı. Zeynep bununla dondurucudaki kıymayı birleştiriyor ve kendince bir lazanya yapacakmış. Evet şimdi onu... Bakalım nasıl olacak. Benim de ayran aşık diye çorbam var Zeynep'ciğim. Nohutlu, mercimekli. Biliyorum ben diyet, onu pek sevemiyorum. Diyet yaptığım için mecburen ben onu yiyeceğim. Senin güzel lavaşından yani lazanyandan yiyemeyeceğim. başka ne hazırlayacağız? Peynir, zeytin gene yenir ya hurma. Ben zeytin meydin hiç sevmem onu. Zeytini özellikle sana yedireceğim Zeynep. Arkadaşlara soracağım. Öldür şunu. Arkadaşlara bir videoda soracağım. Hayatta yemem. Yiyince kusarım bakın sakın diyeyim. Aman. Bir gün takipçilerimize soracağım. Sakın. Sana zeytini zorla yedireceğim. Sakın hayatta yemem. Ben anaokulunda. Zeytin seçin tamam mı arkadaşlar ben sorduğumda. Anaokulunda bile zeytini sevmiyordum. Annem bana yiyeceksin diye zorluyordu. Çocuk attı tabii. Vitaminli anne, tabii ki. Anneye karşı da çıkamıyorsun şimdi anaokulunda. Ay canım benim. Zorla sevmediğini pardon. Evet. Şöyle kocaman şu kadar bir ekmek veriyordu annem bana.
yanına zeytin koyuyordu, peynir falan koyuyordu, bir de meyve suyu koyuyordu. Anaokulundayız. Şu kadar ekmeği, size hiç abartmıyorum, sadece bir tane zeytinyağı kabuğunu çıkartıp şu kadar ekmekle sadece bir tane zeytini yiyordum. O kadar ki iğreniyordum zeytinden. Allah Allah. Sevmiyordum. Neden acaba? Hoşuma hamileyken bir şey de yaşamadım zeytinle ilgili. Tamam. Bu kadar. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Hadi hazırlayalım hadi. Tepsiye getir. Tepsi nerede tepsi? Lazanyayı en son yapalım, sıcak olsun. Evet, Zeynep benim yemeğimin hazırlığına hayır, geçti. Gösterme. Niye, yüzünde ne var? Saçlarımı geriye aldım ya, çok çirkin. Ay, göstermeliyim. Hayır, getir. Ya, İfşa hiç videosu. Çirkin gösterme. İfşa videosu. Hayır. Kesmiyorum salatalıklarını o zaman. Kesmem ki. İftar kışkırtması. Zeynep'in yüzünü zorla göstereceğim. Saçını geri almış diye yüzü çirkin çıkıyormuş diye yüzünü göstermek istemiyor. Kışkırtma yapıyorum Zeynep'e. Zeynep bak buraya. Zeynep bak buraya. Sinirlendireceğim şimdi onu. Neyse, sinirlendirmeyeyim ya. Yazıktır, oruçlu. Hadi bakalım. Şimdi bu benim ayran aşı çorbam. İçinde nohut var. Yeşil mercimek var. Bir de buğday var arkadaşlar. Bunu ben böyle pişmiş şekilde dolapta saklıyorum. Yiyecek zamanı yoğurtla salatalık doğruyoruz hepsini içine. Hepsini doğrayayım mı salatalığın? Evet. Yarısını doğra, yarısını da sen istiyorsan kendi tabağına doğrayabilirsin. Havuçların yanına doğra. Havuçların yanına güzel olmaz böyle. Yakışmaz mı? Hayır. Tamam, yeter o bana, yeter. Yemem fazlasını. Evet, şöyle tepsimiz de hazır, hurmamızı. Ondan sonra Zeynep labne peyniri seviyor. Labne peynirini. Benim peynirimi. Ve Zeynep'in çok sevdiği zeytin. Tam 36 dakika var. Bunları o zaman arabaya götürelim. Ya ben lazanya yapmak hazır olsun. En son lazanyayı yapar, tabağa koyarsan onu çıkarır ya, sıcak yemek sıcak. Yemek yapmak istiyorum ya. Sus. Şu sürahiyi çalkalayıp su al. Yok, şişe, pes şişe al. Sürahi dökülür. Zeynep. Pes şişeye su doldurur musun? Yoksa iki tane küçük pes şişe alsak yeterli. Yapma öyle. İki tane pes şişeyle su alalım. İçecek ne içeceğiz? Bakalım. Ne gider? Var mı şerbet, meyve suyu, bir şeyler? Şu var. Ha, tamam, Zeynep onu seviyor. Sonra... Benim ayran aşım da hazır mı? Tamam. Böyle hiç estetik görünmüyor ama... Mecburen. Tamam, hazır. Şişt, koklama! Oruçlusun. Oruçlusun, koklama! Ama nasıl güzel kokuyor. Ama nasıl güzel. Çok güzel. Arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi iftar soframızı getirdim buraya. Bir tek lazanya gelecek. Lazanya getireceğimiz tepsiyi de bu tarafa koyacağız. Zeynep buraya oturacak, ben buraya oturacağım. İnşallah arabaya dökmeden yemeği başaracağız. Zeynep'in lazanyayla mücadelesi. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla böyle her kata bu kadar koyuyor millet. Şimdi bana kalsa bizim taraf bocalar buraya kıymayı. Artık bilmiyorum. Ben bence yeterli. Saracaksın ya. Yuvarlanacak iyice, yenilecek. Yuvarlanmayacak ya. Nasıl yenecek? Böyle köşesinden ısırmaya başlayacağım. Hayır anne, normal böyle yapacaksın. Üst üste şöyle keseceksin, tamam işte. Sonra çatalı olacak. Üçgen şekilde keseceğiz. Tabii. Hemen. Onu ne yapıyoruz? Önce batırıyoruz galiba. Evet, şu şekilde. Şöyle suyuna al, batırıyoruz. Al kız kaşığı. Alıyorum. Sen bana yardım edeceksin. Az kaldı iftara, bak çabuk. Kenarlarını batırıyorsun. Ortasını batırmıyorsun. Ortasını, çünkü kıyma koyacağımız için yumuşayacak. Kenarlarına kıyma gelmeyeceği için yumuşamayabilir diye. Evet, Zeynep şefimden yeni bir tarif. Yani birçoğu biliyordur da olsun. Biz ilk kez deniyoruz. Zeynep, tüpümü batırma lütfen. Bak, şuraya bir tane kıyma düşürdün. Sana sildiririm ha. Vallahi güzel duruyor. İnşallah görüntüsü kadar güzel olur tadı. Lazanyamız hazır. Son katmanındaki lavaş biraz fazla büyük oldu sanırım. Evet, hepsini kapattı. Altındakiler görünmüyor. Aynen. Mesela şurası yarısı, şurası komple boş mesela bunun aşağısı. O yüzden bir değişik oldu. Köşelerine tam gelmedi. Yapacak bir şey yok artık. Şimdi şu şekil. Zeynep şefim, siz yaptıysanız güzel olmuştur. Önemli olan tadı. Tabii ki. Üçgen üçgen keseceksin mi? Öyle mi yiyeceğiz? Yiyeceksin yani. Ağla. Saat kaç? Saat kaç şu anda? 19:20 geçiyor. Saat kaç? Bak gösterin. Kız gösteremiyorum. 19:19 saat. 20 işte. 36 20 geçiyor. Öyle 16 Bursa'da. Dakika falan var. Biz Bursa'dayız arkadaşlar. Bilmeyen aynen. Arkadaşlarımız var. 16 dakika falan var. Şimdi gideriz, anca hazırlanırız, anca yerleşiriz. Anca 5-6 dakikada bekleriz derken sonra bir bakmışız. Sonra konmuş. Hadi bakalım. Sen hemen çık. Benim alacağım bir şey yok herhalde. Su var, içecekler var. Açık değil. Kenarıya koy. Aç kapağı, geliyorum hemen. Ah, evet. Son hazırlıklarımız tamam. Saçlarım birbirine girdi. Zeynep'in yaptığı yemeği buraya getirdik. Bu benim tepsim. Bayağı kalabalık görünüyor ama ben bu kadar yemeyeceğim. Ben mekana giriş yapıyorum.
Hadi bakalım mekana bir giriş yap. Nasıl giriş yaptın Zeynep böyle? Spider-Man girişi. Evet, bir şey söyleyeyim mi? Sen buraya hayatta sığamazsın. Sığacağız mecbur. Geçen sene sığmıştım. Öldürselersin. Geçen seneden zayıfım, niye? Sığarım. Tamam, olur, sığarsan buyur gel otur. Zeynep, ışığımız nerede? Işığı takar mısın? Tak oraya ışığı. Kamp ışığımız bizim. Bu arada normalde benim şu anda antrenmanda olmam gerekiyordu arkadaşlar. Antrenman saatlerini oruç zamanı... Zamanla denk geliyor. Evet, zamanla denk geliyor. Cümleyi toparlayamadım ya. Doğaldır oruç zamanı, oruçta. Oruç zamanla denk geldiği için 10 veya 12 arasını almışlar antrenman saatlerini. 9-12 değil mi? Aynen, 10 ve 12 saatler arasını almışlar. Ben de 10 ve 12 antrenmanına gideceğim ama daha çok var. Yemeğimizi yiyeceğiz, iftarımızı açacağız, hazırlanacağım falan filan gideceğiz. Daha var yani, daha çok var. Bir ezan okunsun. Saat kaç? Bekliyoruz. Ezanı bekliyoruz. Saat 31 kaç? Geçiyor. 31. 38 geçeymiş. Daha çok var bu arada. Kapat. Ezan okunacağı zaman ben hafiften açarım buradan. Sesi dinletirsin. Hemen başını yakalayamasan bile. Tamam. Tamam. Ne oldu? Bir dakika, ilk önce ezanı duy. Şu anda ezan okunuyor arkadaşlar. Azallah. Bence duydular. Hı. Ya bu ne lazanyası? Sen niye beni uyarmıyorsun? Ben ya... Yağlama bu, yağlama. Ha, ikimiz de yanlış söylüyoruz. 2 saattir. Anne ya, Allah'ım. Ben de başta düşündüm. Diyorum ki lazanya, hayır, değişik bir şeydi sanki ama. Hayır hayır, ben de diyorum ki kendi kendime. Bu lazanya değildi herhalde anne diyorum. Bu neydi ya diyorum. Açıp İsmini bakacaktım internete. Değişik geldi. Dedim ki Zeynep doğru söylüyordur herhalde şefim dedim. Adın çıkmış 10'a inmez 9'a şef diye bildik. Sana inandık. Lazanya değilmiş, yağlamaymış. Zeynep'in yaptığı. Ama yanlış söyledim. Ben lazanya nasıl bir şeydi ya? Ya lazanya hazır şey satılıyor hatta. O da kıymalı bir şey. Nasıl yapıldığını tam bilmiyorum ben de ama biliyorum yani tadının güzel olduğunu. Sadece tadının güzel neyse, olduğunu ezanda biliyorum. Konuşmuş olduk. Bekleyelim, daha dua edelim. Ondan sonra suyumuzu içelim, tamam mı? Ben hep su elimde şey yaparım, ondan sonra burada içerim. Asla... Arkadaşlar kendinize, ailenize, sevdiklerinize, tüm Müslümanlara, tüm insanlara, hayvanlara ihtiyacı olan herkese, her varlığa dua etmeyi unutmayın. Aynen. Çünkü iftar Amin. Saatinde yapılan dualar mutlaka kabul olur. Özellikle çocukların, günahsız çocukların yaptığı dualar kabul olur. Hem kendinize, bize de dua etmeyi unutmayın. Biz size dua ediyoruz. Arada kendimi de sıkıştırıyormuşum. Araya soktu kendini de. Hadi bakalım dua edelim de. Ezan bitene kadar onsuz suyumuzu içelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Besmele çekmeyi unutmayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hem şimdi yaptım hem sonra yapacağım. Bütün duaları hayırlısıyla kabul et de. Hepsini kapsasın. Ezan bitti ama Zeynep hala dua ediyor. Zeynep, ben açlıktan öldüm. Ben çorbamı yiyeyim. Yeter. İki yudum su fazla bile. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şimdi. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi. Güzel. Ben seviyorum. Şimdi Zeynep yemeği yesin. Ama bu lavaş zaten maşallah benden büyük. Lazanya değil Zeynep, o değil mi? Yağlama. Bakın ne güzel çeviriyor Zeynep. Çeviremiyorum ki, tersime geliyor. Ne güzel oldu kız. Bir bak bakalım tadı nasıl? Dolanamadı ki. Ters Allah bu. Seni iyi etsin. Ama benim tersime geldi burası. Onu da boz. Bozarım ki. Kim yiyecek? Ben yiyeceğim. Aha. Lavaş da kötüymüş. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Lavaş alırsanız. Güzel bir yerden alın. Evet, almayın bundan. Marketten almıştım. Bence Zeynep kimse yemeyecek şöyle. Bırak kibarlığı, batır. Ha, yoğurda o. Şimdi ye. Bakalım nasılmış tadı. Fikrini alalım. Yağlamanın tadı. Güzel mi gerçekten? Tabii ki güzeldir. Zeynep, daha fazla yerken çekmemize gerek yok arkadaşlar. Ama nasıl güzel. Ama nasıl güzel. Arkadaşlar, iftarımızı biz bu şekilde yiyeceğiz şimdi. Yerken tabii ki çekim yapamayacağım. Zeynep, salatanın tadına bakacaktım ben. Dur, önce salatanın tadına bakayım. Ben bir tane havucu direkt alıyor anne. Güzelmiş Zeynep. Dediğin gibi karabiberi fazla kaçmış. Karabiberini fazla dökmeyin. Hoş böyle bir şeylerin yanına yemeye. Güzel, lezzetli. Bence şu anda videomuzu bitirmeliyiz. Çünkü
Yani yemeklerimizi yiyeceğiz burada. Bir şey yapmayacağız. Sadece burada oturup arabanın içinde yememizi yiyeceğiz. Yani ekstrem bir şey yapmıyoruz. Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoya benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz böyle videolar istiyorsanız hangilerini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynen. Evet, bizden ne videoları istiyorsanız arkadaşlar yorumlara mutlaka yazın. Yorumlarınızı okuyoruz. Evet, ben okuyamasam da annem bakıyor yorumlara. Annem okuyor diyor, Zeynep böyle böyle demişler diyor. Ben de tamam diyorum. Evet, sonra çekiyoruz. Çok acıktık, hemen biz yemeklere evet. Gömelim, tamam mı? Zeynep'in sevmediği zeytinden alayım ben de bir tane. Hurmayı unuttuk, hurma yiyecektik, hurma. Şifa, hadi al bir tane hurma. Ben de bir tane hurma alayım. Hadi arkadaşlar, görüşmek üzere. Hepinizi öpüyoruz. Hepinizin Ramazanı hayırlı olsun diyoruz. Oruçları kabul olsun, dualarınız kabul olsun diyoruz. Hepinizi öpüyoruz.